Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklığı inceliyoruz. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, son yılların yükselen aksesuar trendlerinden bir tanesi de TWS olarak adlandırılan True Wireless Stereo, yani gerçek kablosuz stereo kulaklıklar. Bunların farklı farklı markalar tarafından üretilmiş versiyonları da günümüzde kullanılıyor. Bugün baktığımızda Xiaomi, Hilo gibi böyle hani daha az bilinen markaların dışında işte Huawei'nin var, Apple'ın var. Apple'ın biliyorsunuz AirPods ailesi var. Çok da popüler bir kulaklık bu. Ve benzeri markaların da böyle farklı farklı TWS kategorisinde kulaklıkları bulunuyor. Honor'un da biliyorsunuz daha önce de böyle bir kablosuz kulaklık modeli vardı. Bu ürün ise onun biraz daha geliştirilmiş özelliklere sahip bir versiyonu. Telefonla beraber kullanabildiğiniz gibi Bluetooth teknolojisine sahip bilgisayar ve benzeri cihazlarla da eşleştirerek bu ürünü birlikte kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Bu kulaklık benzerlerinde olduğu gibi bir böyle kutuyla beraber geliyor. Bu kutunun üzerinde bir pili var. Bu pili şarj ettiğiniz zaman aynı zamanda o kulaklıkları taktığınızda o kulaklıklar da bu pil üzerinden şarj olabiliyor arkadaşlar. Bu kutuyu Type-C bağlantısı üzerinden şarj ediyorsunuz. Type-C bağlantısının hemen yanında küçük bir düğme bulunuyor. Bu düğmeye bastığınızda cihaz arama moduna geçiyor ve etraftaki Bluetooth cihazlarla eşleştirebiliyorsunuz. Kutunun kapağını açtığımızda ki dikdörtgen şeklinde bir tasarım var ve köşeleri özellikle yuvarlatılmış bir tasarım bize karşımıza çıkıyor. Ve ekranda da gördüğünüz gibi ki detaylarda mutlaka bunu size göstereceğim. Mavi bir renk var bize. Daha doğrusu turkuaza yakın bir mavi renk var arkadaşlar. Bunun bir de beyaz renk seçeneği var. İki renkten hangisini istiyorsanız ona göre satın almanız gerekiyor. Kutuyu açtığımızda kulaklıkları görüyoruz. Aslında standart olarak kablosuz kulaklık tasarımı bizleri karşılamış oluyor. Şöyle elime alıp da göstermiş olayım. İki kulaklığı da böyle elimize alıyoruz. Kauçuk bir malzememiz var. Bu kauçuk malzemeler aynı zamanda kutusundan çıkan bu kulaklık uçlarına takılıp çıkartılabiliyor arkadaşlar. Farklı farklı boyutlarda mevcut. Bunları taktığınız zaman kulağınız eğer deliği biraz büyükse veya biraz daha küçükse ona göre kauçuk uçlardan değişimi yapabiliyorsunuz siz. Cihazın bu arka taraflarında dokunmatik yüzeyler var arkadaşlar. Bunlara tıklayarak çeşitli hareketleri yapabiliyorsunuz. Onların detaylarını birazdan vereceğim. Bunun dışında cihazın fiziksel olarak çok fazla bir hani bir kullanılabilecek veya ayarlanabilecek bir yerin olmadığını da belirtmiş olalım. Şimdi gelin Honor Magic Earbuds'ın teknik özelliklerini hep beraber bir göz atalım. Honor Magic Buds aktif gürültü engelleme yani ANC özelliğine sahip üçlü mikrofon teknolojisi var. Bu sayede özellikle telefon görüşmelerinde dış ortam sesi azaltılıyor ve daha az gürültülü bir görüşme yapma imkanınız oluyor. Düzenlenebilir dokunmatik kontrolleri var. Az önce bahsetmiştim genel görünüm özelliklerinde. Böyle tıkladığınız zaman bir şeyler yapabiliyorsunuz. Onları siz atayabiliyorsunuz. Yani iki kere tıklayınca şu olsun, bir kere tıklayınca bu olsun, ileri gitsin, bir sonraki müziği açsın vesaire gibi özellikleri atayabiliyorsunuz. Bu gayetçe güzel. Kulaklıkların üzerindeki her iki kulaklığa da uzun süre basılı tuttuğunuzda ANC özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. 10 mm'lik hoparlör olduğunu söyleyelim. Honor ve Huawei telefonlarla hızlı eşleşme yapabiliyor. Biliyorsunuz Honor Huawei markasının bir alt markası olduğu için Huawei telefonlarla da hızlı eşleştirme yapabiliyorsunuz. Kulaklığın pil ömrü 3,5 saate varabiliyor. Şarj kutusu ile bu süreyi 12 saate kadar çıkartabiliyorsunuz. Az önce söylediğim beyaz ve mavi renk seçeneği var ve kulaklığın fiyatı ise 799 TL. Şimdi bu teknik özellikleri de anlattık sizlere arkadaşlar. Gelelim en çok merak ettiğiniz konu kullanım deneyimine. Şimdi baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu kulaklık Huawei'nin FreeBuds 3E modelinin birebir aynısı arkadaşlar. İki modelin de birbirinden herhangi bir farkı yok. Sunduğu özellikler, kullanım şekilleri, detayları vesairesi birebir aynı arkadaşlar. Yani Huawei FreeBuds 3E'yi de alsanız aynı kulaklığı alıyorsunuz. Honor'un Magic Earbuds'ı da alsanız aynı kulaklığı alıyorsunuz. Kulaklığın sunduğu deneyime bakacak olursak kulaklık bize oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Özellikle tizlerin ve basların ben dengeli olduğunu söyleyebilirim. Ses kalitesi anlamında müzik dinlerkenki kaliteden sizlere bahsediyorum. Ve özellikle baktığınızda da hani çok yüksek bir bas istiyorsanız belki sizi mutlu etmeyecektir ama denge anlamında baktığımızda ortalama bir dengenin bize sunulduğunu söyleyebilirim. Kulağa iyi oturuyor. Herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Mesela ben bir takayım kulağıma size de göstereyim. Bunları detaylarda da veririz arkadaşlar. Kulağa iyi oturan ve kolay kolay düşmeyen bir
kulaklığımız var. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle iki kere tıklayarak bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani müzik çalarken ileri geçsin, dursun, geri gelsin ya da şunu yapsın, bunu yapsın gibi belli sınırlar çerçevesinde kalmak üzere belli komutları da yine kulaklığa atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ergonomik olarak gayet güzel. Standart olarak kendi üzerinde gelen kulaklık bu pedlerinin benim için mesela yeterli oldu ama sizin kulağınız küçüktür, büyüktür. Kutusundan çıkan az önce söylediğim gibi pedlerle de değiştim yapabiliyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınıza göre farklı farklı şeyleri takabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda hani kullanım deneyimi vesairesini ben gayet başarılı bulduğumu söyleyeyim. Zaten söylediğim gibi Huawei FreeBuds 3i ile hemen hemen aynı. Biliyorsunuz o 3i ile aslında FreeBuds 3 ile çok benzeyen bir model. Yani 3'ün genel özelliklerin alınarak geliştirilmiş bir model ki onu da incelemiştik arkadaşlar. Yukarıdan da şimdi onun ben linkini çıkartırım. Oradan da o videoyu da görebilirsiniz kanalımızdaki. Bunun dışında şimdi gelin Huawei FreeBuds'ın hem telefon görüşmesi hem bir video kayıt yaptık. Onu koyacağız. Bir de bilgisayara bağlayıp bir görüşme, bir görüntü kayıt yaptık. Oradaki ses kalitelerini bir izleyelim. Daha sonra fiyat ve son yorumlarımızla beraber videomuzu kapatacağız. Merhaba arkadaşlar, bu videoyu hemen kulağımda görmüş olduğunuz Honor Magic Earbuds kullanarak kayıt ediyorum. Bir bilgisayara bağladım şu anda. Bilgisayarın kamera uygulaması üzerinden bu video kaydını gerçekleştiriyorum. Bütün ses kaydını şu anda kapalı bir ortamdayım. Dışarıdan da bir güneş geliyor. Birazcık fark ediyorsunuz. Bu tarafım biraz patlıyor gibi. En azından sağ tarafım. Bu mikrofon üzerinden ses kaydını alıyorum. Şu anda üzerine tıklayacağım. Sesi düzse duyacaksınız. Sadece sağ taraftan oluyor anladığım kadarıyla. İşte Honor Magic Earbuds'ın bilgisayar üzerinden kullanarak yaptığımız kayıtta ki ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda ofisin balkonundayız. Kulağımda görmüş olduğunuz Honor Magic Earbuds'la beraber içeride kameramanımız, sevgili canımız ciğerimiz Oğuz'un telefonunu arayacağım. Ve bir ses kalitesinin en azından gürültülü bir ortam burası. Oğuz'cum şuraya bir çek istersen. E5'in kenarındayız biliyorsunuz. Hep ses testlerimizi burada yapıyoruz. Oldukça gürültülü bir ortam burası arkadaşlar. Ve biraz sonra içeriği arayacağım ve Honor Magic Earbuds'ın ses kalitesini siz de kendiniz kulaklarınızla görmüş ve duymuş olacaksınız arkadaşlar. Alo. Alo, merhaba. Merhaba Oğuz, nasılsın? Sağ ol abi, bomba gibiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Valla bayağı bir boş rüzgarlı sesini nasıl geliyor şu anda sana? Abi gayet iyi geliyor yani. Rüzgarlı olduğunu söylemeseydin anlamazdım. O kadar diyorsun. Her ses kalitesi bayağı iyi diyorsun yani, öyle mi? Kesinlikle öyle abi. Evet arkadaşlar, sevgili teknoloji oku takipçileri. Bu sesleri şu anda Honor Magic Earbuds üzerinden alıyorsunuz. Gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çok gürültülü bir ortamda olmamıza rağmen. Teşekkür ediyorum Oğuz. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu videoyu bir cep telefonu uygulaması üzerinden kaydediyorum ve kulağımdaki şu anda görmüş olduğunuz Honor Magic Earbuds'la yapıyoruz bu kaydı. Şu anda bir sağ taraftan alıyor sadece sesi. Şu anda sesi duyuyorsunuzdur muhtemelen. Siz de yaptığınız çekimlerde eğer video olarak kullanmak istiyorsanız 3 aşağı 5 yukarı böyle bir ses kalitesi alacaksınız Honor Magic Earbuds üzerinden. Böyle yapalım. Evet, ses kalitesi bu şekilde. Evet arkadaşlar, siz de ses kalitesini en azından kabaca olsa bile görmüş olduğunuz. Söylediğim gibi sesi izole etme tarafında, yani ANC tarafında ise gayet başarılı bir kulaklık var. Elbette şunu her zaman söylüyorum arkadaşlar, bu bir kulak içi kulaklık. Elbette kulak üstü modeller kadar gelişmiş bir ANC beklememeniz gerekiyor. Onu bir kere altını baştan çizeyim. Çünkü bazen öyle beklentiler olabiliyor ama kulak üstü kulaklıkların teknolojik olarak, fiziksel olarak daha büyük ve kulağa iyi sağladıkları için gürültü engelleme konusunda daha başarılılar. Ama bu da fena değil. Gerçekten de hani gürültü engelleme konusunda engelleyebiliyor mu? Gayet güzel bir şekilde engelliyor. Herhangi bir sıkıntısı olduğunu da görmedim. Hatta bir uygulaması var bunun. AI Life isimli bir Huawei uygulaması var. Kulaklığı telefonunuza bağladığınızda o uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Ondan da ayarlarını yapabiliyorsunuz ama FreeBuds 3i modelinde olduğu gibi ANC'yi istediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz. Sadece açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun böyle bir farkı var arkadaşlar. 3i'de ise ANC'nin kendinizi özelleştirebiliyorsunuz bulunduğunuz ortama göre. Bunda öyle bir özellik yok ama söylediğim gibi yine görevini başarılı yerine getiriyor. Öte yandan Honor Magic Earbuds'ı Honor ya da Huawei marka bir cep telefonuyla eşleştirdiğinizde bazı özel ayarlara da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ayarlar içinde dokunmatik yüzeylerin dokunduğunuzda ne yapacağınızdan tutun da
farklı farklı seçeneklere kadar birçok seçenekte yer alıyor. Bunun dışında kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müzik eğer dinliyorsanız telefon üzerinden müzik durduruluyor ve kulağınıza tekrar taktığınızda da müzik kaldığı yerden çalmaya devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir özelliğin olduğunu belirtmiş olayım. Yani genel olarak arkadaşlar ANC özelliği başarılı bir şekilde çalışıyor ama şunun altını bir kez daha çizeyim. Kulaküstü kulaklık kadar çok çok iyi bir ANC beklemeyin ama dışarıdaki sesleri de epey absorbe ettiğini ve 32 desibele kadar olan sesleri de gayet başarılı bir şekilde filtrelediğini söylememde fayda var. Son olarak Honor Magic Earbuds'ın fiyatından da bahsetmekte fayda var. Bu kulaklık Türkiye pazarına arkadaşlar 799 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Huawei FreeBuds 3 ile aynı fiyattan satılıyor bu arada. Bence bu garip bir strateji çünkü genelde Honor ürünleri aksesuar tarafında özellikle Huawei'ye göre biraz daha makul bir fiyattan satılıyordu. Bunda öyle olmamış. Birebir aynı fiyattan satılıyor. Eğer Honor bir telefonunuz varsa belki bunu alıp kullanmanız daha mantıklı olabilir ama dediğim gibi FreeBuds 3'den hiçbir farkı yok. O bakımdan birazcık hani kafa karıştırıcı bir durum. Onu da alsanız olur, bunu da alsanız olur. Fiyat makul mü, normal mi? Belki bunu merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bilinen markalar içinde aynı zamanda ANC özelliği bulunan kablosuz kulaklıkların fiyatı genelde bu civardan başlıyor. Yani bilinmeyen markalarda böyle kablosuz kulaklık olup da ve hani ANC özelliği olduğunu iddia eden ürünler de var. Çok daha ucuza satılabiliyorlar. Ama bilinen markalarda ANC özelliği olup da bu fiyatın altında olan çok fazla bir model yok. O bakımdan fiyatı makul bulduğumu söyleyebilirim. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa da alabileceğiniz bir kulaklık olmuş Honor Magic Earbuds. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklığı anlatmaya çalıştık. Ürünle ilgili anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, bu şekilde bir fonksiyonu var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oluyorsunuz, teşekkür ederim. Ama olmayanları da aramızda görmek istiyorum. Lütfen bu konuda desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.